Önce rəssamlığa başladım küçükken, 6-5 yaşından. Ve o zaman ben deniz sahilinde ve Kür Nehri ve Hazar Denizi'nin sahilinde doğdum. Orada o zaman deniz sahilinde kum, yaş kumun üzerinde hep heykeller yaptım. Sonradan yavaş yavaş komşuların beyaz, bembeyaz, bizde bembeyaz evleri boyuyorlar. Ve ben çok hoşuma gelirdi. Ben onun üzerinde resimler yapardım. Hep beni suçlayardılar. Hep oradan kovardılar ki yani biz şey diyoruz, boya yapıyoruz ama sen gelip şey dersin. Ama o zaman çok kızardılar bana. Ama şimdi hemen komşularım gurur duyuyor. İyi ki yapmışsın bizim divarlara. Bilseydik, keşke bilseydik. Onu saklardık biz. Bugün kim divarlarda söylüyorlar. Bakı'da ressamlık okulu vardı. 4 senelik oranı okudum. Ondan sonra ben gittim her de askerliği yaptıktan sonra Sankt Petersburg, Repin adına Ressamlık Akademiyası'na kabul oldum. Orada okudum 6 sene. Altın madalyayla bitirdim. Ve beni orada saklamak istediler ki bir öğretmen kimi orada kalın. Ama ben kalmadım. Tabii ki Bakı'ya geldim. Bakı'da ve başladım kendi yaratıcılık yaratmaya, çalışmaya. Sonra gittim ben birçok ülkelerde devamlı olarak sergiler yapmaya başladım. Ve artık bugün 70'ten artık hem şehir hem devletlerde büyük sergilerim oldu. O sergiler dünyanın birçok en ünlü galerilerinde. Louvre Müzesi'nden mesela Portekiz'e kadar veyahut Londra'dan, Windsor Sarayı'ndan, Papa'nın Vatikan Sarayı'na kadar benim eserlerim gösterildi. Bir eserim Vatikan Sarayı'nda, bir eserim, üç eserim hatta Windsor Sarayı'nda saklanılır. Tabii ki bir ressam için gurur verici bir şeydi. Çünkü senin yaptığın eserlere çok büyük kıymet veriyorlar. Bugün ben çok mutluyum ki doğma bizim canımız olan Türkiye'mizde, İstanbul'umuzda, dünyanın payitahtı olan, başkenti olan İstanbul'da, böyle bir güzel medeniyet payitahtı olan İstanbul'da benim sergimdi. Ve bu mühteşem bir yerdi, mühteşem sarayda. Çünkü zamanında dahi Mimar Sinan buranı inşa etti ve kendi zevkiyle yaratmış bir bina. Çok güzel bir bu sanat eseri ve onun duvarlarına zamanında Mimar Sinan'ın, dahi Mimar Sinan'ın elleri dokunmuş. Bugün hemen ellere, Mimar Sinan'ın eline benim elim dokunur. Benim elim yarattığı eserler Mimar Sinan'ın eseriyle birlikte burada nümayiş ettirilir. Bu benim için çok sevindirici haldi. İkinci sevindirici haldi ki canımız, kanımız bir olan kardeş Türkiye diye. Ve kardeş olma olur. Herkes olabilir birbirine kardeş olsun. Ama dost olamaz. Biz dostuk. Kardeşten önce biz dostuk. Biz kanımız bir. Canımız, medeniyetimiz, musikimiz, hepsi bir. Dinimiz, hepsi birdi. Onun için de ben sanki Azerbaycan'da ben sergi yapmış gibiyim. Çünkü buranın Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye, Türk halkı olmadan Türkiye benim için hiçbir şey değil. Ve burada dahi Atatürk bu toprakta gezmiş. Bu toprağı yani cennete çevirmiş. Ve onun için de onun dahi Atatürk önünde ben baş eğiyorum. Çünkü Atatürk 1000 yılda bir kere gelen bir şahsiyet. Her yıl yani kraliçanın doğum gününde ben davet alıyorum Londra'da Windsor Sarayı'na ve kraliçeyle ben 3 kere görüştüm doğum günlerinde ve yine de yani her yıl orada biliyorsunuz bana
baron titulu verdiler. Sonra kont titulu aldım ben. Yani bu sanatta Salvador Dali'den sonra ikinci sanatçıyım ki dünyada bu titulu almış bir virüsüyüm. Bunun için de gurur vericidir ki ben bir Müslüman olarak birinci ilk alan bir insana ama dünyada Salvador Dali'den sonra bir sanatçı kimi ikinci insanım ki bana böyle bir büyük bir titulu vermişler. Art TV'den gelip benim bu sergimi çektiniz ve insanlara göstereceksiniz. Ve o sizin bu Art TV'ye bakan, seyreden her bir insana ben derin teşekkürümü bildirmek isterim. Çünkü onlar zamanını alıp eğer benim konuştuğum bu verilişe bakacaksa ben onların hepsine alkışlıyorum. Ben selam söylüyorum.